Birçok anne çocuğunu seviyor olduğunu, ona bağlı olduğunu ya da bağlanmış olduğu hissini zanneder. Halbuki sevmek ayrı bir şeydir, bağlanmak ise ayrı bir şeydir. Çocuğuna ilgi göstermek ayrı bir şeydir, çocuğuna bağlanmış olmak ayrı bir şeydir. Bağlanmak kendini bırakmışlık halidir, bırakabilme halidir. Bağlanmanın en temelinde yatan duyguysa güven ve emniyettir. Çocuk anneden güven ve emniyeti aldığından dolayı kendisini anne kucağına doğru öylece bırakır. Eğer çocuk annenin varlığını hissedemez ve annenin kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor olduğunu ve her an yanında olmadığını o ilk 2 yıl içerisinde tecrübe edinirse, bu sefer çocuk gergin olur, kaygılı olur, güvensiz olur ve böylesi çocuklarda daha ilk yıllardan itibaren bir takım davranışlar gözlemlenmeye başlar. Nedir o davranışlar? İlk başta agresiftir, hırçındır, ağlamaklıdır ve ihtiyaçları giderilse dahi çocuk hala sanki ihtiyacı giderilmemiş gibi tepkiseldir. Çocuğun örneğin karnı açtır, anne bunu fark etmiştir. Arada bağ olmayan bir anne çocuk ilişkisinden bahsediyorum. Eğer bağ olmadığı halde anne çocuğun karnını doyurmuş olsa bile çocuk yine de anneye karşı bir ihtiyaçlar içerisindedir. Aslında çocuğun fiziksel ihtiyacı karşılanmış olsa da ruhsal bir kaygı içerisindedir ki anne ya kendisini bırakıp gidecekse diye. Ya da anne biraz sonra kendisinin yanına gelmeyecekse diye. Ya da anne çocuğunu başka bir yere koyacak ve anneyle yakın teması kaybedecekse kaygısından dolayı çocuklar ihtiyaçları giderilmiş olsa dahi. İşte birçok anne yazdığı maillerde şöylesi cümleler kullanıyor. Hocam çocuğumla oynuyorum ama doymuyor. İşte o doymama denilen kısım yakınlık ilişkisini kaybetme korkusu taşıma halidir. Çocuk eğer oyunu bırakan anneye karşı hala yanında olmasını arzu ediyorsa, anneye karşı kaygılı bir bağ içerisinde olduğunun sinyalini de veriyordur aynı zamanda. Çocuk yakınlık ilişkisini kaybetmemek için anneyi oyun aracılığıyla, karın doyurma aracılığıyla, ağlama aracılığıyla veya farklı aracılıklar ile yanında tutmaya çalışır ki bu bir kaygılı haldir. Ancak burada ifade edeyim ki çocuğun ilk 2 yılı zaten anne ile bir yakın temas içerisinde olacağı için ilk 2 yılda anne ile çocuğun yan yana durması, çocuğun anneyi devamlı yanında istemesi kaygılı hal değil, daha sonraki yıllarda oluşan, örneğin çocuk 4 yaşına gelmiş, çocuk 5 yaşına gelmiş, hala anne ile yakın durmaya çalışıyorsa işte o bağlanmaya kaygılı bir bağlanma diyoruz. Çocuğun anneyi kaybedeceğim korkusuyla anneye daha derin, daha güçlü bağlanmaya çalışması çok defa da anneler tarafından da yanlış anlaşılıyor. Neden yanlış anlaşılıyor? Çocuk kendisine bağlandıkça ve daha çok bağlandıkça ve daha çok bağlandıkça anne bu bağlanmayı birazcık koparmaya çalışıyor, birazcık itmeye çalışıyor, kenarda tutmaya çalışıyor, babaya vermeye çalışıyor, anneanneye bırakıp dışarıya çıkmaya çalışıyor ki biraz bağı azalsın diye. Halbuki erken çocukluk döneminde, ilk 4 yaştan bahsediyorum, ilk 4 yaş döneminde çocuk anneye ihtiyacından dolayı yönelir. İhtiyacı karşılanmış olan çocuk ancak anneyi yavaş yavaş bırakır. İhtiyacı karşılanmamış olan çocuk ise anneye daha çok bağlanmaya başlar. Şiddet gören çocuklar ile anneler arasındaki yaptığımız gözlemler şunu gösteriyor ki bir anne çocuğuna karşı ne kadar reddedici tutum içerisine takınırsa, reddedici tutum içerisine girerse çocuk anneye karşı daha çok yöneliyor. Anne çocuğuna karşı ne kadar sert davranırsa, ne kadar şiddet içerikli ve ceza içerikli davranışlarla çocuğuna yönelir ise, çocuk anneye kurduğu bağı daha da güçlü kılabilmek için daha çok bağlanmaya çalıştığını görüyoruz. Sanki simbiyotik, asalak bir ilişki içerisine girmeye çalıştığını görüyoruz. Anne ile çocuğun
çocuğun anneye daha çok bağımlılık kazandığını görüyoruz. Aslında şöyle diyebiliriz. Kaygı varsa bir anne çocuk ilişkisi içerisinde orada bağımlılık da başlayabilir. Eğer çocuk kaygılanmaya başlıyorsa anneye daha çok yönelir. O yüzden belki anneler bu konuda bir düşüncesini değiştirmesi lazım. Çocukla kurulan yakın temas ve çocukla kurulan güvenli bir iletişim, etkileşim çocuğun anneye bağımlı olmasına sebep vermez, çocuğun güven duymasına sebep olur. Ve çocuk eğer anneye güven duyduğu zaman işte ancak o zaman da ayrılmaya başlar annenin yanından. Ki buna da güvenli ayrılma diyoruz. Güvenli bağlanma ilk 2 yılı kapsar, emme dönemi içerisindedir. Ve güvenli ayrılma da emme döneminden sonra yavaş yavaş çocuk anneden ayrılmaya başlar. Eğer güvenli bağlanmayı gerçekleştirmişse bir anne, arkasından gelen ilk daha sonraki 3. ve 4. yılda rahatladığını gözlemler. O yüzden yeni bebek büyüten annelere özellikle tavsiyem. Bebekleriniz size yanaşmaya çalıştıkça sakın reddedici bir tutum içerisinde olmayın. Bebekler sizin kucağınıza çıkmak istediği zaman, bebeğiniz kucağınıza çıkmak istediği zaman sevecen bir kabulleniş içerisinde onu kucağınıza alın, tensel temasınızı artırın, onun agulamasına siz de aynı şekliyle karşılık verin. Mutfakta iş yapıyorum hocam, yanıma geliyor. Çocuğun bağlanma dönemindesin şu anda. Çocuk bağlanmak için şu anda fırsatlar arıyor. Eğer bu bağlanmayı güvenli bir bağlanmaya çevirirsen daha sonra rahat edeceksin. Dolayısıyla çorba karıştırmak mı yoksa çocuğunu kucaklamak mı arasındaki tercihte karıştırmayı ver canım çorbayı. Karıştırmayı ver çorbayı. Yapacağın şey senin bebeğini kucağına almak olsun ki çocukla arandaki bağ oluşmaya başlasın. Eğer bu bağı oluşturamazsan ikinci yılda, üçüncü yılda, beşinci yılda da zaten çocuk seni öyle meşgul edecek ki, öyle anne, anne diyecek ki ve o kadar yetersizlik hissi içerisinde olacak ki zaten çorba karıştırmaya bir fırsat bulamayacaksın. Dolayısıyla çocuğun ilk iki yılı anneyle güvenli bağlanma, daha sonraki iki yılı ise güvenli ayrılma olarak anneler kendi defterlerine yazarlarsa çocuklarına güvenli bağlanma ve güvenli ayrılma sürecini efendim gerçekleştirmiş olurlar. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.